Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Warband Kurtuluş Savaşı modunda yeni bölümle birlikteyiz. Görevlerimizde Halil Paşa'nın ordusunu takip et. 5 Türk süvarisi yetiştir. Vardı 5 Türk süvarisine arkadaşlar yükselmiyor. Ordum seviye atlamıyor. Anlamadım. Mustafa Kemal'le yardımcını Yimiray Odinç ver. Onu vermiştik. Ne kadar duracak? Bir hafta durduktan sonra tekrar geri alacağız. Halil Paşa'nın ordusunu takip ediyorduk ve birkaç tane savaş yapmıştık. Okum az hasar veriyordu. Niye veriyor? Tabii ki verir. Çünkü daha seviyemiz 8 ve okçuluğumuz 46'da. Ben okçuluğa biraz puan vermek istiyorum. 32 puan verebiliyoruz ama ayar bastığımızda 2-2 gidiyor. 56, 60'a kadar yükseltebildik. Şuradan puan alabilmem için seviyenin yükselmesi lazım. Seviye yükselmek için de bir savaş yaparsak yükselir. Buradan neyi yükselteceğim? Okçuluğu kesinlikle yükselteceğim. Atlı okçuluğumuz 1'miş. Güçlü germe 2'ymiş. Bunları yükseltmem gerekiyor. Çift 50 ve fırlatmaya şu an puan vermeyeceğim. Evet, şimdi kim birliklerimiz? Ahmet Cemal. Hayır, ben kimi takip ediyordum? Halil Paşa. Halil Paşa'yı takip ediyordum ama şu elemanı yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Ermenistan komutanı Erik Von Fan Gemel bilmem ne. Gel bakayım buraya. Peşine düştük. Şehre kaçtığı için alabiliriz şehri. Ne kadar, kaç kişi var? 144 artı 15. 40 kişiyle alabilir miyim? Aslında dur. Şunu çağırmaya. Şundan ilişkim iyi. Çağırabilir miyim onu? Bir saniye. Tavsiyede bulunabilir miyim? Beni takip eder misin? Bir fikrim var. Saldırı altındasın. Geç. Şurada çok rahat alınabilecek bir kale var. Neydi ismi? İsmini unuttum ya. Ardahan değil mi? Ardahan'dı diye. Ardahan olması lazım. Bir saniye. Nerede Ardahan? Atina Kalesi. Yanlış görmediysem Ardahan. Evet, Ardahan. Pekala, bunu yapacağım. Tavsiyeni değer veririm. Ancak işte kötüyse. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Alalım orayı. Gel. Ben giriyorum. Bak, kuşatmayı kuruyorum. Kaçtı gitti ya. Evet, Halil Paşa tarafından kuşatıldı. Kapıya yaklaş, nöbetçiye seslen. Şehir ne, buna saldıramıyorum kardeş. Kaçtı. Kaçtı gitti. Ahmet Cemal Paşa yok. Bizimki kaçıyor. Yolcuğu geldi. Takip ediyorum. Acaba nereye gidiyor? Bayağı da hızlı. Bunu şey yapmasak, takip etmesem ilişkim ne kadar düşer acaba? Çünkü kendi işlerimi yapamıyorum. Hızım da çok yavaş. Kendi işlerimi yapamıyorum. Giresun'u yağmalamışlar. Bu şekilde bu iş olmaz. Nereye gitti? Bayburt'a mı girdi? Bayburt bizde. Ama içeride kimse gözükmüyor. Vallahi bizimki yok oldu gitti. Ahmet Can Paşa bu onun peşine gidiyor büyük ihtimalle. Yozgat'ta düşman varmış. Onun peşine gidiyor büyük ihtimalle. Ben de onu takip edeceğim. Biraz daha peşine giderim. Baktım ki çok uzuyor bu iş. Bir iki şey gitsin, önemli değil. Bu bize ait. Ordum yükselmiyor. Benim süvari yapmam bu tarafa döndü. Acaba nereye gidiyor? Şu tarafa mı gidiyor? Saldırı Adana'ya doğru mu gidiyor acaba? Bu da onun peşine gidiyordu büyük ihtimal. Bu da sağ sol çizdi ya. Nereye gittiğini bir anlayabilsem. Ne? Beyim Rolf Hanedanı tarafından eski... Beyim Rolf Hanedanı dünyanın bu tarafında en eski ve en çok saygı duyulan ailelerden biridir. Tamam. Bağları eski Anadolu İmparatorluğu'na kadar uzanır. Evet. Ancak Bunduk açıkça bana saygısızlık gösteriyor ve soyumun kadimliğinden şüphe duyuyor. Moral 99. Hevesliymiş. Beyim, alelade insanlar soyları bu şekilde taciz ediyorlarsa gerçekten çok zor zamanlar yaşıyoruz. Bunduk bu grubun önemli bir üyesidir. Onunla daha fazla karara girmeni istemiyorum. Onu bu konuda seni desteklediğim Bunduk'un aymamasını söyleyeceğim. Böyle anlamsız müdahalelere vaktim yok. Bu tür şeyleri rahatsız etmeyin. Akıllı olun. Bunduk'a da bakacağız. Bunduk kim?
Bunduk. Bunduk. Bunduk'la bir konuşalım. Evet kardeş. Erkek kardeş. Benim kardeşim miydi la Bunduk? Hevesli, moral dolu, ekipman yetenekleri bir görün. Bir süreliğine almaz. Sana bir sorum olacak. Bir grubun gidişatı hakkında ne düşünüyorsun? Bana hikayenin tekrarını. Bir yerde kral olmanın tanrı geç. Kendi deyimizi kullanacak bir şey. Bu grubu hakkında ne düşünüyorsun? Yanında seçimiz konusunda mutlu ve tarzı konusunda mutlu ve genel olarak bakarsın mutlu diyelim. Bundukta sıkıntı yok. Dur. Geldim. Buraya mı geldin? Mersinli Cemal Paşa. Kont bilmem ne. Mersinli Cemal Kont bizi yenecek. Mersinli Cemal Paşa'ya destek. Düşmana hücum et. Mersinli Cemal Paşa'ya yardım edelim ve seviye atlayacağımdır büyük ihtimalle. Şu süvariler Mersinlidir. Mersinli değil mi? Mersinli Cemal Efendi. Saldırın çocuklar. At üstünde okçuluğumuz çok düşük. Bir. Onları ufak ufak yükselteceğiz. Saldıracaksınız inşallah. Ben de şöyle bir ilerleyeyim. Tepe üstüne alırsak daha avantajlı olabiliriz. Gençler, adamlar okçulu. Okçu adamlar. Ben şöyle sola çekiliyorum. Okçuluğum düşük. At üstünde hele hele hiç yok. Geliyorum bunduk. Bunduktur şu büyük ihtimalle. Geliyorum. Okçuluğu geliştirmek için oku çekmem lazım. Biraz uzaklaş. Adamlar çok kalabalık. Bizimkiler hala gelmedi mi? 61 seviye oldu. Güzel. Zarar 13 oldu. Bizimkiler giriş yaptı. Şuna bir tane daha vurayım. Bir yeri de bir tane vurayım. Kimse kaçmasın. Çok güzel. Harika. Temiz iş. Bizimkilerle ilişki geliştirme. Düşman kayıpları, Yunan avcısı, Yunan yayası bilmem ne. Bir moral kazandık. Tamamdır. Temiz. Mersinli Cemal Paşa. İlişkimiz sıfırmış. TMMM ile ilişkimiz artmış ama bunda niye artmadı? Ben Mustafa. Tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi artması lazım. Kont Talbar kaçmayı başarmış. Elemanla ilişkimiz artmadı. Tekelli kılıç, Hristiyan kask. Şimdi bizim yoldaşa vereceğim de çentilmiş Hristiyan hücum kılıcı. Bizimkinin kılıcı nasıl acaba? Daha mı iyi, daha mı kötü? Şu bir tane alayım yanıma. Diğerini XP olarak bizimkilere bırakıyorum. 9. seviyeye yükselmişiz. 9. seviyeye yükselmişiz. Hemen yükselt. Güçe vereceğim. Güçe versem seviye atlamayacak. Güçlü darbe, kılıca güçlü darbe. Okçuluğu geliştirmek istiyorum. Güçlü fırlatma. Fırlatma değil, güçlü germe. Güçlü germeye bir puan verdim. Hadi be, şeye verecektik. Silah ustasına verip şu yan tarafı geliştirmem lazım. Neyse. Onu kaçırdık. Geri alamıyoruz. Eskiye dön var. Eskiye dön varmış. Dönmeyeceğim. Gerek yok. Güce vereyim. Sağlığımı biraz arttırmamız lazım. Sağlık 57 oldu. Şimdi ne demiştik? Gruptaki Rolf. Bu dua malzeme vermiş miydim? Ben bir tane yayım mı var bunun? Ekipmanlarını göreyim. Bir tane çekici var. Wolf'a bu çekiç vermiştik. Kaskı da yok değil mi? Bir de çekici var. Şu şeye bakalım. Rolf'a bakalım. Rolf'la konuşalım. Ekipmanlarını bir göreyim Rolf. Seviye atlamış, ona bakarız. Kılıcı 27'ye 22. Bu aldığımız ne? 44'e 13. Saplaması, savurma olsun, savurma. Tek elli. Ağırlık 1.3, ağırlık 1.5. Şunu al şimdilik. Şimdilik şunu al. Bir şeyler düşerse yine sana vereceğim. Şu kaskını kafana bir şeyler alacağız. Güzel. Bu elemana yardım ettik. Şimdi biz yine kendi işimize doğru gidelim. Rusya Lord Veliahtı yenildi ve kaçmayı başardı. Büyük
Büyük ihtimalle bu da bizimkinin peşine gidiyordu. Dur. Mustafa Kemal. Abi süvari yapamıyorum. Yükselmiyorlar. Sadece Rof yükseldi. Diğerleri yükselmiyor. Başka birinden orada alıp yükseltecektik ama sonra vazgeçmiştik değil mi? Temel Ali Fuat Paşa. Bizimki gitti. Dur bakayım neredeymiş. Şunu bir bulayım. Halil Paşa'yı bulmam lazım. Halil Paşa neredesin? Ordusunu takip et. Giresun Köyü. Rapor bir günlük. Giresun Köyü'ndeymiş. Raporda bir günlükmüş. Haritayı şöyle çevirsek olur. Giresun Köyü abi galiba Giresun Köyü'ne ne zaman gitti o? Yanımdaydı ya. Giresun Köyü'ne ne işi var? Acaba çok hızlı şekilde yukarıya doğru mu gitti? Sinop, Rize, Artvin, Giresun Köyü o zaman yukarılarda değil. Giresun Köyü'nü aşağılara mı koydular oyunda? Sanki az önce görmüştüm. Sanki gözüme çarpmıştı gibi. Karaman, Adana, Niğde, Kayseri. Evet, evet. Sparta. Giresun Köyü yok kardeş. Gümüşhane Köyü. Gümüşhane var. Giresun Köyü'nü göremedik. Rastlarsak gideriz. İlişkimiz düşer mi? Büyük ihtimalle takip etmediğim için ilişkim düşecektir. Kendi işlerimi yapmak istiyorum. Biraz bir kale almak istiyorum. En azından bir kale almak istiyorum. Yok. Mersinli Cemal Efendi. Ali bilmem Fuat. Giresun Köyü yok. Konya yakınlarında ufak bir düşman grubu. Konya yakınlarında ufak bir düşman grubu. Tam da oradayız. Göster bana düşmanı. Şu mu? Yok. O bizde. Ali Fuat Paşa. Bu da Mustafa Kemal. Hani ufak bir düşman grubu. Ben göremiyorum. Şu. Kaçıyor. Ali Fuat Paşa'dan kaçıyormuş. Umurumda Noyan esirleri varmış. Çiftçi ve köylü kadın. Umurumda Noyan'ı keseriz. Umurumda Noyan. Ben Mustafa kahramanlığımı duymuşsunuzdur. Ali Fuat Paşa da katılmış. Bir kere söyleyeceğim. Teslim ol ya da öl. Yiğitlerle ölümüne saldırıyorum. Bizimkileri de saldım. Onlar da XP kazanır. İnşallah kazanırlarsa. Ben de okçuluğu biraz geliştirmek istiyorum. Attı bunlar. Oo, yandık. Hızlı girmem lazım. Attıysa hızlı girmem lazım. Hayır, çık oradan. Hayır, arada kalma. Çık oradan. Çık. Açığa çık. Atlı olmaları sıkıntı. Atlı olmaları sıkıntı. Oku kullanacağım. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Sağıma gel. Gel. İndirdim atını. Kesti. Ali Fuat Paşa iyi ki katıldı. Yoksa yanmıştık. Bunları oyalamam lazım. Süvarileri oyalarsam bizimkiler piyadeleri alır. Güzel kesiyorlar. Oyalayacağım. Süvarileri oyalayacağım. Atı 68. Tamam. Atını indirdim. Vuruşu çok gösterdiğim için direkt şey alıyor. Gard alıyor. Şunu alayım şimdi. Vuramadık. Gelin çocuklar gelin. Bunlar bayağı dayandılar. Tüfekçiyi aldım. Ölmedi. 18 zarar. Tamam, oku çekiyorum. Seni var ya.
Öldürün. Şunu geliştireceğim. Çık şuna bir tane daha yapıştırayım. Var mı başka? Kes 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 kes, kimse kalmasın. Bir seviye oldu. Bırak bana. Güzel. İnşallah bizimkiler seviye atlamıştır. İnşallah bizim 8 moral yükselen yokmuş. Umurumdan oyan kaçmış. Yok, yükselmiyorlar. İlginç. Köylü kadın çiftçi alalım mı yanımıza? Alıyorum yanıma. Dursunlar abi, köşede bir yerde dursunlar. Köşede bir... Oo, at geldi. Bizimkiler at verebilir miyiz? Binicilik 3. Özellikleri aynı. Sağlığı biraz yüksek. Binicilik 3. Cephane çıktı. Şu kılıç şurada bir dursun. Binicilik 2 olandan bir tane alayım, bizimkilere veririm. Şöyle bir bozkır atı. At en azından, at eşek değil, en azından idare ederiz. Bunlar da bizimkilere XP olarak geri dönsünler, dönerse tabi. Bazı askerler terfi için atı, büyük ihtimalle köylüler. Aynen, çiftçi ile köylü. Bunları süvar yapamıyor muyuz abi? Bunları süvar yapabilsek ne kadar güzel olurdu. Yapamıyoruz herhalde. Çiftçi. Rolf'a bir şey vereyim ya. Biniciliği var mı tabi? Biniciliği var mı? Biniciliği varmış. Güzel, biniciliği varmış. Bir tane at verdik ona. Bir de kim vardı? Buduk. Buduğa at vermiş miydim? Çıkmanlarını göreyim. Yok, atı yok. Biniciliğin varsa şunu al. Varmış. Güzel, en azından atlı süvarimiz oldu. En azından süvarimiz oldu. Bunları kestik ama kaçtı. Bu kim? Bizim. Şu görevi bir daha takip edip nerede olduğuna bir daha bakalım. Giresun köyü yakınlarında, hala aynı şey. Giresun, göster bakayım. Oğlum haritadan göster var ya. Hey Allah'ım ya. Daha işte bir yerde gördüm diye hatırlıyorum. Haritada göster var. Görsene bunu. Dur. Rusya. Kervan yağmalarsak buradan güzel para düşer. Değil mi? Nasıl olsa herkes bizim düşmanımız. Gel buraya gel. Kaçamazsın. Uğraşma. Abi kervan nasıl benden kaçıyor ya? Hızım 2.7. Kervanın hızı 2.6. Bilmem, binde bilmem kaç. Bir. Bazı askerler terfi için hazır. Kendi bölgesine kaçacak. Adam şehrin içine kaçacak. Yakala şunu artık. Heh. Avro sesleri. Bu kervan Vladimir İliç'in Lenin tarafından koruma altındadır. Yolumuzu çekil, yoksa onun öfkesine maruz kalırsın. Senden bir şey istiyorum. Buradan altın ve değerli eşyalarınızı verin kardeş. Paralı değil. Altın ve değerli eşyalarını ver. Evet. Tabii ki soygun. Bütün mallarınızı verin. Rusya ile ilişkimiz -45 oldu. Kaç kişi bunlar? 49 askerin, onların 41 askerine. Bayağı da kalabalıkmış. Ama bunda buradan güzel ganimet çıkacağını ümit ediyorum. Hadi bakayım çocuklar. Size güveniyorum. Bu kervandan düşen malzemeler bizi ihya eder. Bizi ihya eder. Oo, bayağı da süvari. Bayağı da süvari. Ve kalkanlı. Ölebiliriz. Buradan hızlıca kaçmam lazım. Koş 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 koş. Çok. Hem de kalkanlı süvari. Kötü oldu. Kalkanlı süvari, adamların şeylerine bakmamız lazım. Özelliklerine. En azından şu kadar kişiyi bir oyalayayım. Güzel. Harika. Güzel. Bu kart, bunlar kart alamıyor. Bunlar biraz düşük seviye demek akıl olarak. Bizimkileri öldürürlerse yandık.
Ata 25. Ata 0 mı? Çarparak 3 zarar. Tamam, bizimkiler halletti onları. Bizimkiler canavar. Çok güzel. Buradan güzel malzeme düşerse bizimkilere vereceğim. Güzel kestik. Hayır. Çok güzel. Başka? Kaçırma onu. Okçuluğu yük aslında en sona deneyebilirdik. Okçuluğu biraz geliştirebilirdik. Harikasınız çocuklar. 4 moral kazandık. 1 nam kazandık. Harika. Of 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 of. Malzemelere bak. Malzemelere bak. Kürk mürk. Ne varsa çık düştü. Tütsülenmiş balık. Bu tütsülenmiş balığı bizimkiler galiba yemiyor. Tütsülenmiş balık. Şunu yukarı alamıyor muyuz? Abi alıyoruz. Güzel. Şimdi kask. Bizimkilerin kafasına vereceğiz. Bizimkilerin kafasına vereceğiz. Acaba şu et düştü. Sığır eti. Harika. Erilmiş mızrak. Gerek yok. Çizme. Kaçmış. Artı 10. Bacak zırhına artı 10. Bu 8'miş. 15'e 7. 13'e 7. 15'e 7. Şunların ikisini alıyorum. Şunu satsak mı? 391. Değmez. İki kaskı alacağım. Hasarlı nazar miğfer. Hasarlı masarlı. Bizimkilere veririz. İki kalkan da alıyorum. 3, 4, 8. Yukarıdakiler sanki daha iyi gibi. Direnç 8, direnç 6. Direnç 10. Şunu aldım. Şimdilik daha alacağımız bir şey var mı? Bot aldık. Çizmeyi aldık. Kılıç 26, 21. Tamam, diğerlerini almaya gerek yok. Tuz deriye ihtiyacım yok. Diğerleri bizimkilere XP olarak geri dönsün. Yükselen var mı? Osmanlı askeri. Heh. Nihayet. Osmanlı avcısı olarak terfi et. Peki şey olabilir. İki seçenek sunması lazımdı. Bunlar yükselmek için bayağı XP istiyor o zaman. Yükselttik. Güzel. Vallahi sanki yükseldi gibi. Şu köylü kadını da yükseltelim. Köylü kadın neye dönüştü? Türk yiğidi. Avcı kadına avcı kadına dönüştü. Tam avcı kadın oldu. Tam avcı kadın oldu. Harika oldu. Güzel. Şimdi buduk. Buduk, sana at vermiştik. Ekipmanlarını bir göreyim. Şunu kafana tak. Şunu kafana tak. Giysin nedir? 27'ye 10. Bunlar daha düşükmüş. Giysisi varmış. Ayakkabın nedir? 14. 18. Tamam. Şimdi ben bu elemana bir kılıç versem, bir ok düşürmemiz lazım. Ok yay almam lazım buna. Neyse, şimdi gelelim şeye. Rolf. Rolf, senin özelliklerine bakacağız. Kılıcın vardı. Sana kalkan vermedik ona. Kalkan vereceğim. Şu kalkanı bir al. Güzel. Şöyle bakalım. Güzel oldu. Kalkan vermedik diğerine. Bacak zırhı 14. Giysin nedir? 23'e 6. 13'e bilmem ne. Giysin daha güzelmiş. Kaskını da kafana tak. Kafan üşümesin. Güzel. Diğerine kalkanı veriyoruz. Buduğa kalkanı veriyoruz. Bu iş tamamdır. Buduk. Kalkanı al bakayım oğlum. Tamam. Güzel oldu. Şunları satarız ya da XP olarak dönüştürürüz. Satarız ya da XP olarak dönüştürürüz. Kervan patlatmak güzel oldu. Mustafa Kemal sana Temel Lord'dan Ankara'nın büyük salonuna verilen bir ziyafete toplanmanı bildiriyor. Ve senin de bu Ağustos toplantısını bir parça olman için ziyarete davet ediyor. Nerede? Ankara'da. Geliyorum. Ankara'daymış. Ankara'ya doğru yola koyulduk. Hızlı gitmeyeceğim. Belki yolda birini buluruz da yakalarız. Bu arada gidiyoruz ama bayağı 6000 gidiyor. Bizimkiler bayağı para istiyor ha. Haftalık 6000 çok para. Haftalık 6000 çok para. 53. 2 kişi daha alabiliyorum. Ama şu anlık almayacağım. Ankara'da çok fazla para gitmesin diye Ankara'ya biraz seri geçtim. Evet, içerideyiz. Turnuva varmış. Turnuvaya katılabiliriz. Han'a bir gidelim. Han'da düzgün bir şey var mı? Sen kimsin? Gezgin. Şey yok mu ya? Köle tüccarı, kiralık kılıç. Sana satabiliyor muyum hancı? Köle, bu gece buraya geç. Bu ülkede benim adamlara iş verecek birini tanıyor musun?
Mustafa Kemal kiralık askeri esirmiş Ferdi'ni kurtarmak için yardıma ihtiyacı duyabilir. Duydum ki esir edilmiş bir aile Ferdi'ni kurtarman için yardıma ihtiyaç duyabilir. Duydum ki seyyahlara saldıran haydutların başına ödül koymuş. Biraz daha düşüneyim. Duydum ki tamam kardeş ayrılmak istiyorum. Sonunu okumadım senin yüzünden. Mustafa Kemal görevi varmış. Tamam Mustafa Kemal'den görev alacağız. Buradan tüyoyu aldık. Turnuva var. Şehir meydanına git. Arenaya git. Turnuvaya katıl. Turnuvaya katılalım. Katılımcıları gör. Mustafa Kemal de varmış. Krallık, kılıç. Bayağı kalabalık. Bir girelim ya. Kendim için bahis oynuyorum. 100 lira. Devam et. Sonraki turda savaş. Bakalım ne verecek. Kılıç kalkan severiz. Tek yedi mi? Yemedi. Yedi. Güzel. Niye 2'ye 2'yiz abi? Atına saplıyorum bak. Koş oğlum. Hadi oğlum. Kara fırtına. Koş peşinden kara fırtına. Okçu da iyi atıyor ha. Kalkanda kaldı ama. Atını keserim bak. Güzel. Sen oyala onu. Sakın vurma. Sakın vurma. Atın da iyi canı var ha. Güzel. Kendi üstüme bahis oynuyorum. Devam et. Sonraki turda savaş. Az önce 2-2 şimdi 15-15. Bu ne lan? Hayır. Önce okçuları almam lazım. Peşimde bir ordu var. Çift elliymiş. Çift elli niye tutmuyor abi? Çift elli de hiç yok bende. Atları alayım önce. Bunlar bizden. Güzel. Çifelli hiç yok. Hangisi bizden abi bunların? Vallahi vurduğum herhalde bizden değil. Okşuyorum herhalde. Öldü mü? Güzel. Sen bendensin herhalde galiba sanırsam. Şu. Geçmişiz. Güzel. Kendi üstüne bahis oyuna. Renklerden anlamadığım için böyle salladık boşa işte. Ok mu? Hayır. Atı düşürmem lazım. Yoksa beni öldürür. Var mı başka biri? Görmüyorum. Ata bindim valla. Bahisi koyduk. Sonraki turda savaş. Hah, en azından kalkan var. Sarılar biz. Koyular onlar. Bunlar. Üç grup var galiba. Bana gelmediğine göre bu bizden herhalde. Hayır, olmaz. Olmaz dedim sana. Yok yok, birbirinize vurun, birbirinize vurun. Birbirinize vurun. Güzel, bir taşta iki kuş. Bir taşta iki kuş. Enayi kuşlar. 100 lira daha ver. Sonraki turda savaş. Ok mu? Hayır. Bana gelmesin o. Okçu beni at bana atıyor. Başka biri yok herhalde. Bizim atlıyı kurtarırsam. Bizim atlıyı kurtarırsam. Çok güzel. Harika. Arka atlı nerede?
Hayır. Ama bende de var. Bende de var. Bende de var. Sende var da bizde yok mu? Atını keserim. Atını keserim. Atının kıçına vururum. Gel buraya gel. Atını alabilir miyim atını? Bana kim vurdu lan? Mızrak mı atıyor he? Atını indiririm. Hayır. Seni bıçaklayacağım. Seni bıçaklayacağım. Öldür şunu. Hayır. Keserim adamın kafasını. Jiletçi Coşkun var burada. Ustura Coşkun. Devam et. Kalkan yok. Hayır. Hayır. Güzel. Atamıyor. Vuramıyor. Harika. Vuramaz. Onun da okçuluğu yok herhalde. Abi çifeli hiç yok. Adam daha hızlı bizden. Geri çekil. Heh. Oh. Parayı alalım artık da. Tamam. Kaç aldık? 40 tecrübe edin. 3980 Türk lirası. Artı 200. Ankara ile ilişkilerimiz de ilerlemiş. Şey, kaleye gidelim. Mustafa Kemal. Büşra Hatun. Konuşalım. İlişkimiz 2. Güzel. İlerleyerek 2'den 3'e çıktık. Çok güzel. Savaşa girdik ve güzel kazandım. Ne diyorsun? Yimiray ile başka birisi yoksa onu geri ama başka işin var mı Yimiray ile? Evet aldım. İlişkimiz 5'ten 8'e çıktı ve 100 tecrübe kazandık. Harika. İyi adam yetiştiririm ben. İyi adam yetiştiririm. Benim için başka bir görev. Adınıza eğittiğim yemin hazır edilmek istiyorum. Yok. Birkaç tavsiye. Benim için herhangi bir görevim var mı? Yapılması istediğim ufak tefek işler var ama bunu kendim halledebilirim. Kendimle uğraşmaya gerek yok. Eğer düşmanlarımıza karşı bir hareket ediyorsan Kayseri yakınlarında gidebilirsin. Fransa kuvvetlerinin yakınlarında olduğuna dair haber aldık. Ben şahsen o yöne doğru gitmiyorum ama başkaları o yöne olabilir. Tabii sen oraya gidince düşmanlarımız orada bulabileceğine dair bir garanti veremem. He. Nereyimiz? Fransa kuvvetleri Kayseri yakınlarındaymış. Tamam. Kayseri yakınlarındaymış. Beni çağırdı buraya. Teşekkür ederim. Nuri Paşa. Buyur. Gondolit. Evet. Yaparız. Benim için herhangi bir görevin var mı? Yokmuş. Görüşürüz kardeş. Ahmet İzmet. Mustafa Kemal Otsak'a da sundu. Evet yaptık o işi. Tamam. Tabii ki. Benim için bir görevin var mı? Yokmuş. Kayseri yakınlarına gideceğiz. Mersinli Cemal Efendi. Seni kurtarmıştım. İlişkimiz niye ilerlemedi bundan? Çok ilginç. Evet. Onu da yaptık. Benim için görev yok. Tamam. O Kayseri yakınlarındaki grubu. Büşra Hatun sen kimsin? Yaş 19. Babası Vahit. Vahit Paşa. Halil Paşa. Erkek kardeşi. Büşra Hatun nam iltirafsız sahip olduğu toprak yok. Vahit Paşa nerede abi? Babası. Babuş köyü bununmuş. Nam 310 iltirafsız 99. O bir birleşik. Birleşik Krallık tutsağı. Babanı kurtarayım mı babanı? Birleşik Krallık'ta tutsakmış. Babasını kurtarırsak ilişkimiz ilerleyebilir. Bir konuşalım Büşra Hatun. Mustafa Oğlan. Az önce turnuvada diğerlerin arasında nasıl da sıyrıldığını izleme şansım eriştik. Evet o benim. Daha yakından televizyon abi olabilir miyim? Hanımefendi itibar etmek gerekirse sizin en büyük hayranınızım. Hanımefendi son turnuvadaki başarımı size iltifat et. Evet son turnuvadaki başarımı sana göndermek istiyorum. İlişkimiz ilerleyerek 4'e çıktı. Çok kibarsınız diyorum. Size büyük hayranlığım var. Ciddi misin? Çok kibarsın. Bizim daha sık görebilsek çok mutlu olurum dedi ama ilişki düştü. Tam tersi. Fazla hızlı gitmemek lazımmış. 4'ten 2'ye düştü. Orada büyük ihtimalle ters bir şey söyledi ama çevirmede sıkıntı yok. Sıkıntı var. Bunu duymak bir kaydediyor hanımefendi ama böyle şeyler olmak zorunda. Size söylemek gereken benimle ilgili başka bir lord daha var.
ve onu bunu almak ben onun olmak istemiyorum. Beni kendisiyle zorla elindirmesinden korkuyorum. Kimmiş o? Bana derhal onu söyle bakayım. Sakallı Nurettin Paşa. Lütfen o beni adamın ismini kurtar. Sakallı Nurettin Paşa. Gözlükmüş buna lan. Öyle olsun. Onunla kapışacağım. Tekrar düşündüm de tutuklu beni ele geçirmesine izin vermiştim. Boş verin. Tutuklularımın beni ele geçirmesine izin vermişim. Boş verin. Tekrar düşündüm de tutuklularımı beni... Şimdi üsttekini yaparsak Nurettin Paşa büyük ihtimalle Osmanlı Paşası. İlişkimiz düşecek. Eğer altını seçersek bununla ilişkimiz düşecek. Üstünü mü seçsem, altını mı seçsem? Geri çıkamıyor muyuz? Geri de çıkamıyoruz. Burada bir seçenek yapmamız lazım. Nurettin Paşa. Acaba sadece Nurettin Paşa'yla mı düşer yoksa Tebbi Bey'le mi düşer? Deneyeceğim. Nurettin Paşa düelloya davet et, isteğe bağlıymış. Baban nerede baban? Babası neydi bunun adı? Babasının adı dur. Vehip Paşa. Brandon Kalesi zindanında tutuyor. Brandon Kalesi'ne gidiyorum. Brandon Kalesi. Hemen notlar, yerler. Brandon Kalesi'ni bulalım. Babasını kurtaralım abi. Brandon yok mu lan? Brandon Kalesi beni mi görmüyorum? Hah. Göster bana bakayım. Yakınmış zaten. Çok da yakın değilmiş. Brandon Kalesi. Brandon Kalesi buradaymış. Birleşik Krallık. İçeride 144 artı 16. 51 kişiyle alabilir miyiz? Vay Paşa Türk Acemi Subayı. Oo, bizim Türkleri esir almışlar. Evet arkadaşlar. Bir de şeye bakalım. Buraya saldıracağız. Ama Sakallı Nurettin Paşa düelloya davet et. Düelloya nasıl davet ediyoruz abi? Bulup düelloya davet etmemiz lazım. Tamam. Bulup düelloya davet etmemiz lazım. Bunu bir sonraki bölümde yapalım. Hem düello işini hem de Brandon Kalesi'ni işini yapacağım ama Nurettin Sakallı Nurettin Paşa'nın kim olduğuna bir bakalım. Mustafa Kemal'in derebeylerinden biriymiş. Yaşı da 37'ymiş. Nambesu itiraf 81 sahibi oldu toprak Bilecik. İltilaf 81 namı 532. İyi bir şey, bir adammış yani Mustafa Kemal'in adamlarından biri. Şeyle deneyeceğim ama yine düello belki yetkilemez belki diğerlerini. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.